Fenerbahçe'de de bildiğiniz gibi Bekao'nun gelişi bekleniyor. Yine evet. Brezilyalı stoper o gece yarısında e, gelecek Türkiye'ye. tabi transfer çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. E, Lianco'nun gelişi öncesinde Fenerbahçe'yi de konuşmaya başlayalım. Sarı ilacı de tabii çok sayıda isim geldi. Bu yedinci e, transfer olacak. Sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmazsa e, resmi sözleşmeye imza atacak Fenerbahçe transferin hızlı takımı oldu şu ana kadar. Şu ana kadar öyle oldu. Yani şu ana kadar baktığımızda isimler bazında evet iyi isimler aldı. Fakat bunlar ne verecekler? Tabi önümüzdeki haftalar içerisinde bunları çok daha net söyleyebiliriz. Ama genel anlama baktığımızda e, Ceko'dan başlayarak Tadic ile devam ettiği zaman çok çok iyi bir e, ön hat oluşmaya başladı. Tabi bunun sadece ön hatla olmadığını da biliyoruz. Yani özellikle orta saha ve defans... Takvileri muhakkak ki e, gelmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş da onlar da gelmeye başladı. Bekeo da aynı şekilde e, iyi bir oyuncu. Udinese forması. Evet, iyi diyor. bir oyuncu, iyi bir oyuncu, sağlam bir oyuncu. Özellikle Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki e, en büyük eksiklerden bir tanesi şuydu defansta. Birebir mücadelerde, temaslı mücadelerde girecek oyuncu çok fazla yoktu. Yani Serdar Aziz'in dışında çok fazla böyle e, hani didişir derler ya veya işte onlara karşı koyabilecek oyuncu yoktu. Bekao tam öyle bir oyuncu. Yani özellikle temaslı oyunda çok çok başarılı bir oyuncu. E, topu oyuna sokması çok iyi. Çok görerek sokuyor. Hani ezbere böyle topu uzaklaştırmıyor, bilerek uzaklaştırıyor. Bana göre en büyük handikaplarından bir tanesi çok hızlı değil, çok da yavaş değil. Yani orta bir şey koşumuş şeyi var onun. Yani dezavantajı. Dezavantajı bu. Bu, bu diye görüyorum. Yani Fenerbahçe defansının en büyük dezavantajları oydu. Özellikle geçen sene gollere baktığımızda, yenilen gollere baktığımızda, defans arkasına atılan toplarda çok fazlasıyla gol yediler ve hep aynı şekilde yediler. Bekov bu tarz bir oyuncu. Yani şöyle bir oyuncu. Yavaş bir oyuncu ama bir o avantajı var. Bacak boyu uzun. Şimdi bacak boyu uzun ne demek? Yani özellikle bacak boyu uzun Mesafeyi dediğiniz çabuk zaman kapatabiliyor. çabuk kapatabiliyor. Ve hani rakibi iki adım atarken Bekao tek adım atmak da yeterli oluyor. Ve orada da önlemini alabiliyor. Şunu sorabilir miyim? O bölgede yıllarca en üst seviyede oynamış oyunculardan biri olarak dediğiniz ki... Orta çabuklukta bir oyuncu. Evet. Belki bu dezavantaj olabilir dediniz. O zaman e, biraz daha çabuk, markör özelliği fazla olan bir e, tandem oyuncusuyla beraber oynadığında o hani eski tip libero görevini, süpürücü görevini üstlenip o çabuk oyuncu daha markör e, özelliğiyle birbirlerini tamamlayabilirler mi? Birbirlerini tamamlayabilirler ama o ikincisi kim olacak? Önemli olan orası. Evet, o ikinci oyuncu. Yani ikinci oyuncu kim olacak? Evet. Yani size da şey salayı da olamıyor. Ki büyük ihtimalle ayrılması büyük, da büyük ihtimalle yani. evet ayrılması. Serdar Aziz var. E, başka kim var Samet orada? Var. Samet var. Onlar da Perezi. çok iyi. Perez var. Evet. Yani çok hızlı olmayan oyuncularla şimdi oynayacak orada. Bir tane kesici özelliği eğer tandem oynama şeklinde olursa yani biraz daha gerisinde oynama şekli olursa yakın bir şekilde Orada belki kapatma şeyleri olabilir, avantajları olabilir. Yani Beckham oradaki e, hamleleri çok önemli. Hava topunda timingleri zamanlaması çok iyi, çok çok iyi. İyi bir transfer ama tek dezavantajı olarak bunu görüyorum ben. Evet. Yani hızlı bir santofora karşı, hızlı bir kenar oyuncusuna karşı işte o mesafeyi e, biraz daha çabuklaşarak kapatabilir.